Spor 360'da ikinci bölümle tekrar beraberiz sevgili spor severler. İlk bölümde kadın futbolunu işlemiştik. ALG Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Gözcü bizlerle birlikteydi. Ve bu bölümde de geçtiğimiz hafta sonu Hebil Adasu Sporları Kulübü'nü ziyaret ettik. 4 farklı branşta kulüp faaliyet gösteriyor. Yelken, su topu, yüzme ve yeni açılan kız basketbol takımı da faaliyetine devam ediyor. Hebil Adasu Sporları Kulübü bünyesinde. Bizler de kulübü ziyaret ettik. Önemli röportajlar gerçekleştirdik. Şimdi o röportajlarla sizleri baş başa bırakıyoruz ve bir başka yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize mutlu günler efendim. Hoşçakalın. Kulübümüz 1984 yılında adalı birkaç kurucu girişimci üyemiz tarafından kuruluyor. Spora destek veren, spor seven birçoğu da şu anda rahmete kavuştu. Onları da saygıyla, sevgiyle almak istiyorum. Onların girişimleriyle kuruluyor. 3 branşta su sporları yapıyoruz biz. Bu yıl ilk defa bir branş daha eklendi. Bizim yüzme, su topu ve yelken branşında 3 branşta faaliyetlerimiz var. Bu yıl da kız basketbol takımını da bünyemize alarak basketbol branşında bünyemize katmış bulunuyoruz. Faaliyetini sürdürdüğümüz 3 branşta da bugüne kadar yüzlerce belki de binlerce sporcu yetiştirdik. Kurulduğu günden bugüne kadar su topu liglerinde ilk 3'te her zaman yer alıyor takımımız. Yelken'de sizlerin de bildiği üzere geçen hafta Avrupa şampiyonu olduk ama ondan önce de 2012 Londra Olimpiyatlarında bizim sporcumuz ülkemizi temsil etmişti. Bu da bizi gururlandıran eski büyük başarılarımızdan bir tanesi. Yüzmede bugünkü antrenörümüz Aytekin Bindan geçmişte 2 kere olimpiyat yüzmüş bir sporcu. Orada da milli takım sporcuları yetiştiriyoruz. Burası aslında bir sporcu fabrikası denebilir. Bütün misyonumuz sporcu yetiştirmek üzerine. Sadece kulüp üyelerimizden değil, adalarda yaşayan çocukları, adalar okullarında okuyan çocukları da kendi bünyemizde yetiştirip onlara temel eğitimlerini verip başarılı çocukların takımları alarak daha da ilerlemeleri için çaba gösteriyoruz. Bizim kulübümüzün 2 misyonu var. Bir tanesi sporcu yetiştirmek. İkincisi de adalar için ve ada içinde bir sosyal sorumluluk noktası var. Burası adanın bir taraftan en büyük sivil toplum kuruluşu. 5000'e yakın üyemiz var. Eşleri ve çocuklarla beraber. Bu sivil toplum kuruluşu sadece spor değil, adanın sosyal hayatıyla da alakalı, adanın ihtiyaçlarıyla da alakalı. Bütün noktalarda destek vermeye, önce olmaya çalışıyor. Bizim 4 yıl önce kapattığımız bir kapalı yüzme havuzumuz var. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kapanan bir antrenman havuzumuzun üzeri sayesinde biz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. Ve adalar okullarında okuyan çocukların beden derslerine yüzme eğitimi almaları için de bir ders koydurduk. Bu çok önemli, bizi çok heyecanlandıran bir projeydi. Nasıl ki yüzme bilmeyen çocuk kalmasın gibi bir proje varsa biz de bunu kendi adamızda, kendi çocuklarımıza nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye bunun üzerinde çalıştık. Ve ilk mesela bunun araştırmasını yaptığımızda adada doğup büyümüş 100'e yakın çocuğun hiç yüzme bilmediğini öğrendik. Aslında hani ada dediğiniz zaman her tarafı denizle çevrili, adadaki herkes çok iyi balıkçıdır, iyi yüzer gibi bir imaj var ama maalesef imkanı kısıtlı çocukların bundan mahrum olduğunu gördük ve çok hızlı bir şekilde bu çocukları alıp onlara temel eğitimlerini verdirdik. Yine bugün hem Heybeliada'daki okullardan hem de Büyükada'daki okullardan kış aylarında öğrenciler gelip bizim yüzme havuzlarımızı ücretsiz bir şekilde yüzme eğitimlerini alıyorlar. Ve bunların içinden başarılı olan çocuklar yüzmeden sonra su topuna veya yelkene aktarılıyorlar. Bu da bizim bir taraftan da sosyal sorumlulukla alakalı kulübümüzün ikinci misyonu. Yelken branşı bizim kulübümüzdeki aslında en yeni branş. Yani son 15 yıldır bizim ağırlık verdiğimiz bir branş. Geçtiğimiz haftada başarılı olan çocuklarımızın hepsi sıfırdan yelken eğitimine burada başladılar. Yani şimdi 15 yaşındalar ama o çocuklar ilk geldiklerinde 6-7 yaşında, 8 yaşındaydılar ve hiçbir şey bilmiyorlardı. Her şeyi burada öğrendiler. Bizim en büyük şansımız antrenörümüz Saruhan
Doğan Çınay çok özverili, çok öğretici, çok fedakar bir arkadaşımız. Biz de yönetim kurulu olarak her zaman onların arkasında olduk bugüne kadar. Velilerin de bu konudaki desteği çok önemliydi. Çünkü biz kış antrenmanlarımızı yine kulüp tesislerimizde yapıyoruz. Hani burası anakarada olan bir yer değil. Motorla, vapurla ulaşılan bir yer. O veliler de hafta sonu demeden, lodos demeden, işte kar kış demeden o çocukları buraya getirdiler. Çocuklar buraya geldiler. Devamlı antrenmanlarını hiç aksatmadan yaptılar ve başarı arkasından geldi. Biz çok mutluyuz böyle bir başarıyı kazandığımız için, şey ettiğimiz için. Yelken kolay bir spor değil, zor bir spor. Ekipman olarak maliyetli bir spor. Diğer yüzme gibi ya da su topu gibi değil. O yüzden bizim sponsor ihtiyacımız oldu. Quick Sigorta bize bu konuda destek oldu. Geçtiğimiz yıl kendilerine de teşekkür etmek istiyorum burada. Çünkü bizim gibi kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için bu tarz desteklere çok ihtiyacı var. Bu konuda da bu programı izleyen tüm özel şirket sahiplerine ve şeylerine bu destek vermeyi, bize değil bütün yelken camiasına, bütün spor kulüplerine destek vermelerini rica ediyorum. Yani. Biz her şeyden önce adalıyız. Yani hepimiz burada adalılar, birbirlerini gerçekten çok severler, çok sayarlar ve bir aile ortamı var. Bizim kulübümüzde de kurulduğu günden bu yana bir HSSK ailesi gibi bir olgu var. En nihayetinde değişik spor branşlarımız var. Bu spor branşları arasında bazen tatlı rekabet de var ama biz birbirimizin başarısından ya da kulübümüzün başarısından çok mutlu oluyoruz. Bu bizim en büyük şansımız. Baktığınızda gerçekten burası amatör bir spor kulübü. Yani üye aidatlarıyla dönen, işte desteklerle faaliyetlerini sürdüren bir yer. Bu başarı da işte o sevgiden ve o birlikten geliyor. Biz yaz aylarında daha çok burada bir aradayız ama işte burada aynı sizin de gözlemlediğiniz üzere yürüdüğünüz zaman bir yerden bir yere giden her masada güzel sohbetler olur, güzel dostluklar olur. Hepsi çok eski dostluklardır. Hepsi çok kıymetli dostluklardır. Bu sevgi de başarıya yansıyor. Biz birbirimizin çocuklarını kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Onların daha iyi olmaları için, daha başarılı olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Onların yaşadığı mutlulukları beraber yaşıyoruz. Bu motivasyon çok önemli. Hem antrenörler üzerinde, hem sporcu veliler üzerinde, hem de çocuklar üzerinde. Dolayısıyla başarı da arkasından geliyor. Bu yeni dönem. Geçen hafta tekrardan bir genel kurul yapıldı ve bir kez daha İSA üyelerimiz bize destek olarak bizi bir kez daha seçtiler sağ olsunlar. Başarı geldikçe, spor da büyüdükçe organizasyon da büyüyor. Giderleri de büyüyor. Yönetmesi de büyüyor. Biz bununla alakalı bu dönemde biraz daha kendi içimizdeki sporu kurumsallaştırmayı hedefliyoruz. Bununla alakalı işte bir sportif direktör ile çalışmaya başlayıp daha nasıl geliştirebiliriz, daha nasıl yapabiliriz noktasında bazı düşüncelerimiz var. Onun dışında işte basketbol takımı katıldı bize. Kız basketbol takımı bizim adamız için çok önemli. Hep adalı kızlarımızdan oluşan, kendi çocuklarımızdan oluşan bir basketbol takımı. Onların faaliyetlerini sürdürdükleri liglerde daha başarılı olmalarını istiyoruz. Başarı geldikçe, çıta yükseldikçe onu sürdürmek de çok önemli. Alttan gelen, yetişen çocuklar da işte bir öncekilerin o başarılarını gördüklerini, onlar da o hazzı yaşamak istiyorlar. Onlar da o başarıyı ulaşmak istiyorlar. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir olması için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ettireceğiz. Yine yelkende dediğim gibi filomuzu biraz daha büyütmek istiyoruz. Daha büyük bir tekne bünyemize katıp sponsorumuzun desteği sayesinde olacaktır muhtemelen. O sayede daha büyük bir tekneyi belki filomuza katıp başka sınıflarda da yarışmak istiyoruz. Hem ülkemizi hem de kulübümüzü daha iyi ortamlar, daha büyük başarılarla temsil etmek istiyoruz. Yelken branşı olarak aslında 2009 senesinden itibaren çok aktif olmaya başladık. Ben de o sürecin başından itibaren beraberiz. İlk önemli başarımızı 2012 Londra Olimpiyatlarına sporcu göndererek başardık yelken şubesinde. Sonra Akdeniz Oyunlarına katıldık 2013'te. Sonra altyapı çalışmalarımızı kuvvetlendirmeye karar verdik ve Optimist Lazer gibi bu yelkene başlangıç tekneri olan 8-7 yaşından itibaren başlanan tekner ile küçük yaş grubu sporculara eğitim vermeye başladık. Ve günümüze geldiğimizde şu an 30'a yakın optimist sporcumuz, 7 tane lazer sporcumuz ve sport bot dediğimiz genç yelken kategorisinde 15 ila 20 arasında değişen bir sporcu grubuna sahip bir kulüp olduk. Uzun bir süreç. O son halkası oldu, ödülü oldu. Aslında biz 4 sene önce sport bot tekneriyle antrenman yapmaya ve tekne edinmeye başlamıştık. Önce bir SB20 teknesi edindik. Sonra bir sponsor desteğiyle bir J
T70 şampiyon olduğumuz tekneyi kulübümüze kazandırdık. Ve üstüne yeni ekipler, çocukları ekleyerek bir 3 senelik bir serüvene başladık açıkçası. 2019 senesinde Türkiye şampiyonu olduk. Ve aynı sene İtalya ve Monaco'da J70 yarışlarına katıldık. Orada da bir üçüncülüğümüz var özel bir yarışta. İyi bir hazırlık süreci oldu bizim için. Sonrasında ulusal ve yarışlara devam ettik. Hem J70 hem sport botu anlamında. Ve geçen hafta Avrupa şampiyonu olarak bu süreci taşlandırdık diyebilirim. Tabii bir sporda durmak yok. Çıtayı hep yukarı çıkarmak zorundayız. Durduğumuz zaman aslında geriye gitmiş oluyoruz. Tabii ki bunun üzerine ne koyabiliriz? Bir dünya şampiyonluğu neden olmasın diyoruz. Yurt dışında yapılan Avrupa şampiyonlarına katılmayı yine kendimize hedef koyuyoruz. Ödül anlamında, ama biz bir ada kulübüyüz. En önceliğimiz sporu tabana yaymak. Daha çok genç sporcu yetiştirerek bu başarıları ilerleyen senelerde de yapmayı hedefliyoruz. 2012 senesinde burada yelkene başladım. Yaklaşık 10 senedir bu sporun içindeyim ve lazer dediğimiz tekneyle yurt dışı yarışlarına katıldım. Onun haricinde spor bot tekneleri geldi. SB20 ve J70 geldikten sonra hem lazere devam ettim hem aynı zamanda bu spor bot teknelerine bindim. Bu esnada Avrupa Şampiyonası düzenlendi kulübümüzde. Buna baş koyduk ve burada trimmer, yelken trimmeri olarak, yani yelkenleri ayarlayan kişi olarak görev aldım ve bir başarıya imza attık. Bundan sonraki hedefler artık yurt dışına daha yönelik olur ve zirveye çıktık, oradan da inmek tabii ki istemeyiz. Hep bunun özelinde çalışacağız ve özen göstereceğiz kazanmak için. 2018'den beri spor spot tekneleriyle başladım burada. SB20 teknesi öncelikle. Şimdi yarıştığımız J70 teknesinde yarışıyorum. Ana yelkenci olarak. Ve yani çok keyifli bir macera oldu bu bizim için. Avrupa şampiyonluğu dahil. Hedefimiz de azalmadı. Daha da ileriye gitmeye çalışacağız. Ya buradaki destek bizim için çok önemli. Hep bizi motive ediyor. Ya büyük bir sebebi başarımız diye düşünüyorum. Her zaman desteğe eksik olmuyor. Yani gayet güzel. Ben de 2013'ten beri, altyapıdan beri burada yelken yapıyorum. Zamanında Optimist'ten başladım ve Optimist'e pek bir parlak geleceğim yoktu. Bu tekneler gelince burada kendimi geliştirmeye başladım ve geliştirdim. Avrupa şampiyonu olduk beraber. Yani çok güzel. Her zaman başarı aldığımızda, kulübe geldiğimizde bizi alkışlıyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Yani her zaman arkamızda olan bir kulübümüz var. Yani çok zor bir yarıştı. İki gün yarışabildik sadece. Bir gün hafif hava, bir gün de sert havaydı. İyi bir sonuçlarla yarışı bitirdik. Bence çok güzel ve daha öbür ortamlara göre daha rahat bir kulüp. Çünkü hem manzarası güzel hem kulübümüzün bize vaat ettiği şeyler diyeyim daha güzel. Daha hani konforlu bir ortamda sporumuzu yapabiliyoruz. Hani bir eksiğimiz olmuyor. Bir ihtiyacımız olduğunda karşılanıyor. O anlamda çok güzel, keyifli bir ortam oluyor. Antrenmanlarda zevk alıyoruz. Havası güzel. Ben 2016'da başladım ama korkarak başladım. Hani bir 3 sene boyunca korkarak devam ettim ama hani sevince ve ortama alışınca gerçekten çok zevkli ve çok güzel, eğlenceli, keyif aldığım bir spor. Ve devam etmekten asla hani şey yapmıyorum. Zevkli ve keyifli bir ortamdı. Gerçekten yani iyi, güzel bir deneyimdi. Çok farklı sporcular vardı. Farklı iyi derecelerde, seviyelerde sporcular. Ve güzel bir deneyimdi onlarla beraber yarışabilmek. Yani bizden büyüklerdi yaşça. Ve o deneyimlerle yarışabilmek güzel bir deneyimdi. Merhabalar. Şöyle ki bizim şu an adada bulunan tesisimizde bir tane olimpik, bir tane yarı olimpik olmak üzere iki tane antrenman havuzumuz bulunmakta. Yaz ayları boyunca yaz kursiyerleri yapıyoruz. Altyapımıza sporcu, lisanslı sporcu kazandırmak adına. Yaklaşık ortalama her yaz 150 civarı kursiyer, yaz kursiyerime yüzmeyi öğretiyoruz. Bunlardan işte kimisini sopuna kazandırıyoruz, kimisi yelkene devam
devam ediyor. Kimisi de yani büyük bir çoğunluğu da yüzmede kalıyor. Şu anda kulübümüzde 111 tane lisanslı sporcu var. Yüzme branşında 111 tane lisanslı sporcumuz var. Bu arkada gördüğümüz 25 metrelik havuzumuzun kışın üstünü kapatıyoruz ve yaz kış adada hizmet veriyoruz. Yani bu şu an adalarda kapalı olarak hizmet veren tek havuz ve bu yönden Büyükada gibi başka adalardan da bize çok fazla talep oluyor. Yani adalardaki gençlere bu yönde hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda da İstanbul tarafında, Kartal tarafında havuzda yine faaliyet gösteriyoruz. İstanbul ayağımız da oluyor. Ben 2 sene önce Temmuz 2019'da bu kulüpte göreve başladım. Onun öncesinde Galatasaray'da görev almaktaydım. Bu kulübe geldikten sonra biz biraz hani altyapıdan daha ufak yaş grubundan başladığımız için bizim şu an en fazla yaş grubumuz 13-14 yaş. Şu an 9-10 ve 11-12 yaşlara yönelmiş durumdayız. Hani bu yaşlarda İstanbul şampiyonu ve Türkiye şam 9-10 yaşta Türkiye'de birinci olan, İstanbul birincisi olan çocuklarımız bulunmakta. Amacımız tabii öncelikle bu çocukları, adalı çoğunluğundan adada yaşayan çocuklar. Bunları 10-11 yaşa yine aynı şekilde taşımak. 11-12 yaştan sonra da 13 yaşla birlikte bizim milli müsabakalar başlıyor. Yani buralara yani tabii ki de milli sporcu hazırlamak bizim amacımız. Şu anda dediğim gibi 111 çocukla birlikte antrenmanlara devam ediyoruz ama bu tabii ki de bu seneki katılımlarla birlikte büyük ihtimalle hani 150'lere 160'lara ve İstanbul'dan da şu an bize gelmek isteyen sporcular var. Bunlarla birlikte sayımız epey bir 200'e yaklaşacak gibi gözüküyor lisanslı olarak bu sezon. Şöyle ben de eski olimpiyat sporcusuyum. Ben daha önce 2000 Sydney ve 2004 Atina olimpiyatlarında kendim yarıştım Türkiye adına. 200 ve 400 serbest branşlarında, disiplinlerinde. Yani o yüzden ben daha önce de bu 2004'ten sonra da zaten olimpiyat komitesinde görev aldım. İşte rahmetli Naim abi, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlular, Hamza Yerlikayalar'la birlikte sporcu komisyonunda görev aldık biz. Zaten hani bu sporcu komisyonunda biz bunların çalışmasını 20 sene önceden yapıyorduk. Hani yüzmeye, diğer amatör branşlara ilginin daha fazla olması adına. Yani ben zaten daha önce hem kendim bu branşı yapmış birisi olarak hani bu seviyede hem de daha önce böyle önemli komitelerde görev almış bir insan olarak tabii ki de bizim buradaki hedefimiz yani hani sadece kursiyer yapmak değil yani tabii ki de başarılı, disiplinli başarılı sporcular yetiştirmek, milli sporcular yetiştirmek ülkemiz adına. Bunun için de açıkçası yani mesela şu an İstanbul'da mesela bir haftadır havuz görüşmeleri yapıyoruz. Gençlik sporun, belediyelerin havuzlarını yani sadece tek bir şey bile değil. Yani burada zaten bir bizim karargahımız var. İstanbul'da 2-3 tane yer için şu an görüşmeler yapıyoruz. Normalde ben geldiğim zaman burada 3-4 tane antrenör çalışıyordu. Şu an 6-7 tane antrenörümüz var. Hani dönemlik antrenörleri de saymıyorum. Yani antrenör sayımız ve antrenör sayımızın kalitesi çok arttı. Ve dediğim gibi yani 9-10 yaşta, 11-12 yaşta hani uzun zamandır ilk kez yani ben geldiğimden beri ilk kez Heybeliada ilk 3'te sporcular çıkardı. Ve yani biz kulüp olarak zaten hani sporu destekliyoruz. Hani çocuklarımızı spor yapsınlar, başarılı olsunlar diye. Yani daha kar amacından çok benim de zaten şeyim bu. Hani benim de stratejim bu. Çünkü kendim de ben de daha önceden bir yarışmacı bir insanım. Ve yani sonuçta antrenörlükte de bunu yansıtmam gerekiyor. Tabii hırsımı yansıtmam gerekiyor. O yüzden yani şu an Heybeliada'da çok fazla hani bu konuda dediğim gibi hani yatırım yapıyor. Yani devamlı bir araştırma içinde. O yüzden şu an çok güzel paralel gidiyoruz ve zaten bu altyapılara yansıdı. Dediğim gibi şu an altyapılarda büyük takımlarla yani bu işi 50 senedir 80 senedir yapan ya da hani çok daha finansal olarak güçlü takımlarla şu an aynı güçteyiz. Amacımız bunu ileriye taşımak inşallah. Su topu mücadele üzerine kurulmuş. Tamamen performansa dayalı bir spor. Dünyanın en zor sporları arasında gözüküyor. Gerçi bütün sporlar zor. 7 kişiden oynanıyor. 6 kişi bench'te oturuyor ve 2 tane takımımız var gördüğünüz gibi. Bir takımımız mavi başlık, bir takımımız beyaz başlık takıyorlar. Sadece kulaklığı korumak için plastik yapılı bir malzememiz var. 4 devreden 32 8'er dakikadan toplamında 32 dakikadan oluşan bir spor. Kulübümüzün amaçlarından bir tanesi de bildiğiniz üzere bir insanın anavatanı çocukluğudur. Çocukluğunda mutlu, huzurlu olan bireyler ileride hem spor hayatlarında hem de akademik başarı yani okullarında başarılı olurlar. Bizim kulübümüzde felsefesi tamamen buna dayalı. Bu felsefe üzerinden gidiyor.
Tamamen adalı çocuklara yöneliyoruz. Adada daha önceden kapalı bir havuzumuz yoktu. Kulübümüz, yönetimimiz ve başkanımız sağ olsun kışın bu havuzumuzu kapatıp bütün adadaki çocukları spor yaptırıyor. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyorlar. Ve sporu yaşam biçimi haline getiriyorlar. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum yönetimimize. Öncelikle hem A takımımız hem de genç yapı ve altyapılar olmak üzere tabii ki Enka ve Galatasaray'la mücadele etmek gerçekten bizim için çok zor. Çünkü onların kendine ait havuzları var. Biz sadece yazın bu havuzlardan yararlanabiliyoruz. Ama kışın da işte dediğim gibi son 2 senedir bu havuzu kapattılar. Biraz daha mücadeleyi arttırmaya çalışıyoruz onlarla. Elimizden geldiğince çok daha iyi olacak yakın zamanda. Bizim amacımız adalarda yüzme bilmeyen çocuk kalmasın ve sporu dediğim gibi onları hayat biçimine içine sokmak, buradaki spordaki disiplini onlara aşılamak, mücadeleyi aşılamak, biliyorsunuz hayat bir mücadele. Onlara biz burada küçük yaşta bu mücadele ve disiplini veriyoruz ve ilerideki hem okul hayatlarında hem de iş hayatlarında bunu kanalize ederlerse çok çok başarılı oluyorlar. 9 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Yaptığımız spor dünyanın en zor ikinci sporu buz hokeyinden sonra. Ya basitçe anlatmak gerekirse günün, yani yaz aylarında günün her saati sudayız. Sürekli bir antrenman durumundayız. Maçlarımız vesaire. Nankör bir spor. Bir yıl antrenman yaparsın. Güzel bir kondisyon olarak. 2 gün suya girmezsen gerçekten kondisyon bitiyor. O yüzden her gün antrenmak zorundayız. Gerçekten adalarda böyle bir kulübe sahip olmak çok güzel bir his. Gerçekten çok güzel bir kulübümüz var. Başımızdakilere teşekkür ediyoruz. Bize güzel imkanlar sundular. Havuzumuzu kapattılar. Adada yaşıyoruz. Kışında karşıya gitmek durumunda kalmıyoruz adadaki havuzumuz kapandığı için. Gerçekten çok işimize geldi yani. İlk hedefim önce milli takıma girebilmek. En son bir hasta olmuştum. O yüzden milli takım kampına katılamamıştım. Bu gerçekten moralimi çok bozdu. Ama önüme bakacağım. İnşallah yurt dışında oynamak planlarım da var. Yani yurt dışında oynamayı gerçekten istiyorum. Düşünüyorum önce bir üniversiteye kapak atalım. Ondan sonra yurt dışına açılırız inşallah. 6 senedir lisanslı olarak profesyonel stop oynuyorum. Bu kulüpte olduğum için çok mutluyum. Gerçekten yaz ve kışın gerçekten büyük bir rahatlık. Kendim de adalıyım zaten, doğma büyüme. Ve kulübümüz bize çok ayrıcalıklar tanıyor. Çok imkanlar veriyor. Biz de bu imkanları olabildiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı aksatmıyoruz. Elimizden geleni en iyisini yapıyoruz. Kulübümüz de bize her zaman destek oluyor. Tabii ki her sporun kendine göre bazı zorlukları var. Handbol olsun, basketbol olsun, ama su topunun suda geçmesi ve hem suyla hem adamlarla hem de topla bir uğraş içindeyiz. Bunun için gerçekten çok kondisyonlu olmamız gerekiyor. Ağırlık antrenmanlarımızı yapmamız gerekiyor ki hem suya karşı direnci karşılayabilelim hem de adamla uğraşabilelim. Top atabilelim, oyunu izleyebilelim. Bunlar gerçekten önemli. Hayallerim şu anda A takımda ilk yede çıkmak, ilk takımda çıkmak. Ondan sonra milli takımda oynamak. Daha sonrası için A milli. Üniversitede bu işi devam ettirmek istiyorum. Yurt dışı hayallerim var benim de. Kesinlikle denemeliler. Çünkü gerçekten ben mesela küçükken hep futbolcu olmak isterdim ama stopuna başladığım günden beri iyi ki stopçu olmuşum diyorum. Kesinlikle denesinler yani. Şimdi bu süreç 10 yıllık bir süreçti. Daha önce biz Heybeliada'da böyle bir basketbol, kız basketbol takımımız vardı. Bu sene Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün yönetimi altına girdik ve Heybeliada Su Sporları Kulübü kız basketbol takımı olarak liglere katılmayı amaçlıyoruz. 10-12 yaş grubu. Bizim amacımız adalardaki 4 adadaki bütün kız çocuklarına sporu sevdirmek ve ileride başarılar elde etmesini sağlamak. Geçen sene biz ada takımı olarak yine federasyon ligine katılmıştık ve C liginde mesela İstanbul dördüncüsü olduk. Haliyle aileler de bu başarımızdan dolayı çok mutlu oldular ve okullarında da sporda başarı olmanın şeyini görürler, semeresini gördüler. Şimdi bu seneki kızlarımız 2010-2011 doğumlu. Bunlar yeni jenerasyon. İlk defa baskete başladılar. İşte iki yazdır çalışıyoruz. Bu sene Türkiye Basketbol Federasyonu U12 yaş kız grubuna katılmayı hedefliyoruz. Gelecek adına veya basketbola yeni merak salmış genç kızlarımıza, ada sakinlerine ne söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle bütün kız çocuklarının spor yapmasını istiyoruz.
ve sporun her yönden kızlarımıza iyi geleceğine ve başarılı olacağını, her konuda başarılı olacağına inanıyorum. Ve ileride yani bir kızımızın, mesela geçen sene bir kızımızı Darüşşafaka takımına gönderdik. Yani böyle bir senede 2-3 kızımızı da diğer kulüplere gönderirsek ne mutlu bize.